vatandaş kendine ne ay sonunu getirebiliyor ne de borçlarını ödeyebiliyor. Şimdi milyonlarca asgari ücretli de yapılacak zammı bekliyor aslında. Çünkü o yoksulluktan kurtulmak istiyor ama yapılacak zam yeterli olacak mı acaba? Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıpları telafi edeceğiz demişti. Enflasyonu da sarsmayacağız dedi ama bir yandan da. Henüz konuşulan bir rakam yok. Görüşmeler 11 Aralık'ta başlayacak. Çalışanlarımızın ücretlerinde kayıplarını telafi edecek bir artış yapılacak. Aramıza fitne, fesat sokulmasına izin vermeyelim. Gerisi sadece sabır ve vakit işidir. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Sabır istedi, kayıplar telafi edilecek dedi. Yakınınızdaki 3-5 maaşlı danışmanların hiçbirine sabır demiyorsunuz Sayın Erdoğan. Çalışanlarımız sabır taşına döndü. AK Parti'nin yaptığı şey yoksulluğu yönetmeye çalışmaktır. Milyonların merakla beklediği asgari ücret maratonu 11 Aralık'ta başlıyor. Son günlerde herkesin sorduğu soru aynı. Yeni zam oranı ne olacak? En az biz 17 bin olarak dün açıkladık ama bu minimumu. Asgari ücreti yılda bir kere belirleyeceğim diyerek asgari ücret altında ezilen insanların haklarını bir kez daha yiyeceğim anlamına gelmektedir bu. Artık güveninizi kaybettiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin yeni yıla girmeden açıklanacağını söyledi. Muhalefetse eleştirileri arka arkaya sıraladı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz 5 bakanlıktan temsilciler geliyor. Onların çalışmaları üzerine netleşecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti tespit etmemiz gerekiyor. O yüzden 31 Aralık'a da kalmaması lazım. Akıldan, bilimden yoksun ekonomi politikalarıyla ülke ekonomisini çukurun tam eşiğine getirdiniz. Sizin iktidarda olmanız zaten en büyük felaket. Asgari ücrete tek artış yapılacak diyerek milleti açlığa terk edeceğinizi itiraf etmiş oluyorsunuz. Şimdi Türkiye'nin en büyük para birimi dedik, 200 liralık banknotlar. Yenilendi artık. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın imzası var üzerinde. Ne imza oldu tabii konuşulan ne de banknotun yenilenmesi. Zaten yorumlar yapılıyordu artık 200 liralık banknotun üstüne çıkılmalı, 1000 liralık banknot basılmalı diye. Dolayısıyla akla ilk ne geldi? 200 lirayla ne alınıp ne alınamadığı. Yani Türk lirasının ne kadar değer kaybettiği. Şu anda bir değişiklik yapıldı. Fark edebiliyor musunuz onu soracağım. Şöyle bir göstereyim size. Gizli bir kabartma Atatürk var. O da var. Dokunabilir miyim? Tabii ki de. Biraz kalitesi düşmüş gibi. Atatürk gülmeye başlamış sanırım. Uzaktan fark edemediler. Ellerini aldılar, arkalı önünü incelediler. Olmadı. Havaya kaldırıp bakan da vardı. Ama Türkiye'nin en büyük para birimi olan 200 liradaki yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın imzasını bulan çıkmadı. Fark etmediniz mi? Fark etmedim. Peki 200 lira sizin için ne ifade ediyor? Hiçbir şey fark etmiyor. 200 liralık banknotlar yenilendi. Yeni banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'ın artık imzası mevcut. Yeni başkan 6 ay önce göreve başladığında dolar kuru 23 lira 38 kuruştu. 200 lira o dönem 8,40 dolar ediyordu. Dolar şimdilerde 28 lira 93 kuruş ve 200 lira 6,91 dolara denk geliyor. Yani 200 liranın 6 aydaki kaybı %20'yi buluyor. Bu kadar hızlı. Evet. Niye şaşırdınız hızlı olmasına? Vallahi Türkiye'de olmayacak bir şey yok. Doğaldır, normaldir. O yeni banknotlardan biri de şu anda bizim elimizde ancak bu. Yeni 200 lirayı tüketiciye gösterdiğimizde akıllarına gelen ilk şey Türkiye'nin en büyük para biriminin ne kadar değer kaybettiği. Çünkü 200 lirayla çarşıya pazara girdiklerinde alabildikleri ürün sayısı 1, bilemediniz 2'yi geçmiyor. Ne alırız? 1 kilo, 2 kilo yani bir kolu yumurtayla bir meyve suyu o kadar. Hiç fark ediyor mu? Yine aynı para değil mi 200 lira? Artmıyor. Aynısı 200-200. En büyük para birimi kasaptan 1 kilo dana kıyma aldıramıyor. Bir kalıp beyaz peynir almak için 10 lira daha üstüne koymanız şart. Tavuğu 750 gram almak mümkün. Bir de 30'lu bir kutu yumurta. 200 lirayla ne alınabilir listesi kısa. Alınamayacakların sonu gelmiyor. Eskiden birçok şeyler alıyorduk bundan geçen seneler. 1-1,5 sene önce. Şimdi 5 lira değerine düştü hemen hemen. Hiçbir şey alamazsın.
Bak şu mısır çarşısını bir kez ne alabilirsin? İki tane olması lazım ondan. Pek bir değeri kalmadı. Çok bir şey alınamıyor. Değersizleşmeye başladı. Enflasyon yüzünden en büyük banknotun ne bir değeri kaldı ne bir şey alınabilir oldu. Mum dibini aydınlatabilir mi? Aydınlatamaz. Biz de şu an öyleyiz. Mum yukarıya aydınlatıyor, dibini aydınlatıyor. Biz dipteyiz şu an.